Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Aydın ilinin gizli güzelliklerinden biri olan Magnezya Antik Kenti'ndeyiz. Magnezya Antik Kenti, Magnetler tarafından M.Ö. 4. yüzyılda buraya kurulmuş. Aslında bu bölgeye gelmeleri çok daha öncelere dayanıyor. Truva Savaşı'ndan sonra buraya geldikleri düşünülüyor Magnetlerin. Ama daha sonra yine Menderes'in azizlikleri dolayısıyla bataklıklardan kaynaklanan sıtma, bu arada Magnezya yine bu bölgedeki diğer antik kentler gibi bir liman şehriymiş. Menderes'in bu bölgeyi doldurması, alüvyonlarla doldurması sebebiyle yine denizden, limandan bayağı bir uzaklaşmış. Bu yüzden de 4. yüzyılda bu bölgeye taşımışlar Magnezya'yı. Şu an durduğumuz yer ise Artemision, yani Artemis Tapınağı'nın üst kısmı. Gördüğümüz şu boşluk Epifani penceresi ya da kapısı olarak adlandırılıyor. Burada Artemis'in doğum günlerinde Artemis'in heykeli buraya koyuluyormuş. Buradan halka gösteriliyormuş ve halk büyük bir galeyana gelerek Artemis'in doğum gününü kutluyormuş. Artemis tabi bu bölgede çok önemli bir tanrıça. Çok antik, eski bir tanrıça, yani Anadolu tanrıçalarından. Bu gördüğümüz yapı tapınağın tabi üst kısmı aslında. Yani bu yere restore edilmiş ama bunun en azından bir 15 belki 20 metre yukarıda olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bu bölge Epifani bölgesi, yani Tanrı'nın göründüğü bölge. Burada Artemis'in heykelinin doğum günlerinde halka gösterildi. Ya da şöyle bir teori de var. Artemis ay tanrıçası olduğu için Dolunay'da ayın ışığının bu bölgeden, bu pencereden girerek içerideki o Artemis heykelini, bu bölgede biliyorsunuzdur çok fazla Artemis heykeli var, Artemis heykelini aydınlattığı ve bu şekilde Tanrı'nın o ışıkla, kendi ışığıyla aydınlandığı, yani görünür olduğu düşünülüyor. Burası bu açıdan önemli bir bölge, Artemision. Artemision'un daha doğrusu dediğim gibi çatısı, üst kısmı. Şimdi biraz ilerleyeceğiz, yavaş yavaş daha ileride ne olduğunu görelim. Şu an Artemis için yapılan kutsal törenlerin, işte kurbanların yapıldığı bölgedeyiz. Arkamızda kutsal bir kapı var, geçit bölgesi. Burada büyük bir kapı varmış, ya daha doğrusu kapılar varmış bu sütunların arasında. Şurada gördüğümüz sütunlar gerçekten oldukça etkileyici, yaklaşık bir 15-20 metre uzunluğunda. Bu bölge dediğim gibi Artemis için yapılan kurbanlar için ayrılmış. İnsanlar burada toplanıyormuş. Hatta yere baktığımızda yerde yine hiyerarşiyi görüyoruz. Yani kadınlar bir yerde, işte köleler bir yerde ya da işçiler bir yerde, normal halk bir yerde, yöneticiler bir yerde. Hepsine belli bölgeler ayrılmış. Buranın, bu bölgenin bir orijinalliği de Artemis için yapılacak kurbanlarda kullanılacak boğaların yaklaşık 100 tane bağlanacak şekilde halkalarının geçirildiği, demir halkalarının geçirildiği zıvanalar hala duruyor. Yani 100 tane boğa bağlanabiliyormuş. O törenlerde nasıl bir katliam yapılıyordu artık tahmin edebilirsiniz. Aslında Artemis hayvanların da tanrısı. Yani hayvanların öldürülmesini pek istemeyen bir tanrıça. Tanrı değil tabii, tanrıça aslında, ama İşte her bölgede tanrıça ya da tanrılar o bölgenin insanlarına göre farklı yorumlanıyor. Kimi yerde hayvanlar öldürüldüğü zaman işte Artemis'in hışmına uğruyorlar. Kimi yerde de demek ki böyle mutlu, evet, Artemis'in mutlu olduğunu düşünüyorlar ki 100 tane boğanın bağlanabileceği bir bölüm oluşturmuşlar kurban edilecek hayvanların. Bu bölge Artemision'la dediğim gibi kutsal kapının tam arasında, hemen arkamızda, yani şurada Artemision bölgesi var. Hemen yine iki yanda stoalar var, dükkanların bulunduğu. Belki muhtemelen yine üstü kapalıydı bu bölgelerin. Yani burası bir agora gibi düşünülebilir. Arkada tapınağa giriliyor, kutsal tapınağa giriş yapılıyor. Tabi bir de burada 100 tane boğa kesildiğinde tahmin edersiniz ki ortalık kan gölü. Yani ortamın ve insanların suya ihtiyacı olacak.
O yüzden burada da yine havuz olarak kullanılan alanlar da varmış. Evet, tapınaklarda su tabii önemli. Kutsal su. Kutsal damacana gibi. Su önemli çünkü kurban verilecek hayvanların temizlenmesi gerekiyor. Hatta Apollon videomuzda anlatmıştık. Hayvan yıkandığında işte tepki veriyorsa Apollon tarafından kabul ediliyor ve vermiyorsa kurban olarak Apollon'un istemediği düşünülüyordu. O yüzden su kutsal bölgelerde oldukça önemli. İnsanların da temizliği açısından vesaire. Bu bölgelerde de yine Burcu'nun dediği gibi havuzlar varmış. Kutsal sulardan, kutsal su olduğunu düşündükleri havuzlar varmış. Şimdi onları da göreceğiz. Öncelikle şu boğaların bağlandığı yerleri ve yine latrinaları, latrinalar bu bölgenin olmazsa olmazları. Her antik kentte mutlaka bir latrina, yani topluca arkadaşların oturduğu ve sadece sohbet etmeyip ihtiyaçlarını da giderdiği, hacetlerini giderdiği bölgeler var. Latrina deniyor bunlara. Bu bölgedeki hemen hemen tüm antik kentlerde latrinaları görüyoruz. Stone'un hemen arkasında bulunan kütüphane ve latrina dediğimiz gibi ortak tuvaletler bölgesindeyiz. Bu latrina da öncelikle aslında kütüphane olarak düşünülmüş, başlanmış, daha sonra latrinaya çevrilmiş. Hemen şurada kapalı tabii, tellerle çevrilmiş, giremiyoruz. Latrina, yani burada bu bölgede gördüğümüz en korunaklı bugüne kadar gelmiş latrinalardan, gerçekten sapasağlam görünüyor. Arkasındaki süslemeler, mermer süslemeler vesaire neredeyse yeni yapılmış gibi. Yani hiç 2500 yıllık bir yapıya benzemiyorlar. Burası latrina, hemen yan tarafında dediğim gibi kütüphane var. Şurada da bir havuz gibi bir şey vardı. Evet. Latrina'nın girişinde yazıyor burada tuvalet, latrina. Abi tuvalet. Latrina'nın hemen girişinde de böyle havuz gibi bir şey var. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama şu duvarda bir çeşme gibi bir şey. O çeşmeden su akıyormuş ve bu havuzu dolduruyormuş. Bunun amacıysa tabii akan suyun sesi burada bir gürültü oluşturduğu için insanlar... Doğal bir gürültü oluşturduğu için. İhtiyaçlarını giderirken çıkan gürültüleri. Ayrıca tabii insanlar bu tuvaleti topluca kullandığı için burada bayağı bir sosyalleşip dedikodulara da dalıyorlarmış. Bu dedikodular duyulmasın ve çıkan sesler kimseyi rahatsız etmesin diye böyle bir yöntem bulmuşlar. Sonra bu su tabii oradan tuvaletlere dağılıyor insanların ihtiyacı için. Bizim Osmanlı saraylarında da varmış galiba, değil mi? Konuşmalar duyulmasın diye sarayın belli bölgelerinde havuzların etrafında konuşuyorlarmış ki o su sesinden kimse duymasın. Gerçekten su sesi, yani birçok sesi bastıran bir ses. Az da aksa, etrafında bir konuşma yapılıyorsa gerçekten o sesi bastırıyor. Bu havuz o şekilde düşünülmüş, o yüzden düşünülmüş. Yalnız tuvalete bile ne kadar özenmişler. Arkada renkli mermerlerden. Evet. Bir duvar süslemesi falan var. Renkleri bile duruyor. Keşke girebilsek, görebilsek. Tuvaletler zaten tamamen aynı şekilde. Bir anahtar deliği şeklinde üstte delik var. Aşağıda su akan yerler. Ön taraftan temiz su akıyor. Oturdukları yerin ön tarafından temiz su akıyor. Tabii oturduğu yerin altında bir kanalizasyon sistemi var. O kanalizasyon sistemiyle dışarı taşınıyor. Dışarıdan muhtemelen ya bir çaya veriliyor ya da Miletos'taki gibi bir yerde toplanıp onun ihalesi yapılıyor. Belli kişilere veriliyor ki onu tabakhanelerde vesaire kullanıyorlar. Tabii uç taraflarda, ön taraflarda oturanlar bu açıdan şanslı. Çünkü ilk temiz suyu onlar kullanmış oluyor. Zaten bakıldığında oturak yerlerin önündeki ayak koyulan yerlerin ön taraflarda daha çok aşınmış olduğu görülüyor. Buradan da görülüyor. Yani çünkü daha çok ön taraflar kullanılmış. Yani ilk tuvalet için herhalde bayağı bir mücadele etmişler muhtemelen. Ön sıraları kapmak için bayağı mücadele etmişler. Gerçekten arka taraflarda sanki çok oturulmamış gibi. Kullanılmamış. Ön taraflardaki ayak basma yerleri bayağı bir aşınmış. Magnezya antik kenti. Aslında antik kentler düşünüldüğünde akla gelen antik kentlerden bir tanesi değil maalesef. Ama Magnezya'yı eşsiz yapan bazı özellikler var aslında.
Bu özelliklerden bir tanesi de şu an arkamızda gördüğünüz yapı. Normalde antik kent demek genelde eşittir tiyatro demek. Ama burada Magnezya Antik Kenti'nde tam olarak bir tiyatro yok. Bu yapı evet bir tiyatroyu andırıyor olsa da bu bir tiyatronmuş. Ne amaçla yapıldığı çok fazla bilinmiyor aslında. Kimileri dini amaçla yapıldığını, kimilerinin de buranın bir yarış kenti olduğu için yine yarışlarla ilgili olabileceğini söylüyorlar. Bu yapı maalesef tamamlanamamış. Tamamlanamamasının sebebi ise şu arkadaki dağlardan, yamaçlardan, sürekli heyelan yüzünden toprakların ve taşların yuvarlanıyor olmasından dolayı bu yapı maalesef sona ermeden bu şekilde yarım halde kalmış. Evet, burası Magnezya Antik Kenti'ni diğer kentlerden ayıran en önemli özellik. Biz hiçbir antik kentte bu şekilde bir tiyatroya benzer yapı görmemiştik. Çünkü bazı özellikler var. Bakın şöyle göstereyim. Alttaki bölümler mesela bugüne kadar onca tiyatro gördük. Hiçbirinde böyle alanlar görmedik. Tiyatronun en alt bölümlerinde bu şekilde nişler var. Kimilerinin söylediklerine göre, yani burayı dini amaçla yapıldığını düşünen kişiler buraların rahiplerin oturması için olduğunu söylüyor. Bazıları ise buraya oturması gereken kişilerin hakemler olacağını ve bunların yan yana 12 tane olup buraya 12 tane hakemin oturması gerektiği söyleniyor. Bu oturma platformu tamamlanmış bir şekilde ama yandakilerin bazıları henüz tamamlanmadan bile yarım bırakılmış. Evet, bu yandakilerin yarım bırakılmış. Dini bir alan ya da müsabakaların yapıldığı bir alan mı tartışması bence dini bir alan olması yönünde daha ağırlıklı. Çünkü bu nişler burada toplam 12 tane. Yine 12 paganların kutsal sayılarından burçlarla alakalı olduğu için, güneşle alakalı olduğu için 12 tane yapılmasının sebebi de burasının kutsal bir alan olması olabilir. Ve oturma yerlerinde, bu nişlerdeki oturma yerlerinde grifon var. Yine onlar için önemli kutsal bir hayvan. Kanatlı bir canavar şeklinde biliyorsunuzdur. Yukarıdaki birazdan gideceğiz. Seyircilerin oturma yerlerinde de yine aslan ayağı ve grifon ayağı motifleri var. Yani tam bilinmese de burası daha çok dini bir alan gibi görünüyor. Bu 12 tane niş sebebiyle bence. Şimdi şöyle bir soru çıkalım. Magnezya Antik Kenti'ndeyiz. Şimdi de stadyon, yani günümüz tabiriyle stadyum olarak belirtilen yerdeyiz. Daha önce birçok antik kent gezdik ama ben hiçbirinde stadyum yapısını hatırlamıyorum. O yüzden Magnezya Antik Kenti aslında gerçekten eşsiz bir kent. Bu özelliğiyle bence çok daha öne çıkartılıp Türkiye'de ve dünyada tanıtımı yapılabilecek kentler arasında olabilir aslında. Stadyuma doğru adım adım ilerliyoruz. Burası atnalı biçiminde yapılmış şekil olarak ve 30 bin kişi kapasiteliymiş zamanında. Yani antik çağda bir yarış severseniz belki diğer kentlerden buraya yarışları izlemek için gelenlerden biri olabilirdiniz o dönemde. Milattan sonra 3. yüzyıla kadar kullanılmış ve gerçekten devasa bir yer. Çok görkemli. Dünyada, yani sadece Türkiye'de değil, dünyada bile eşi benzeri az bulunan yerlerden. Evet. Yarışmalar yapılıyormuş burada. Magnezya kentinin gerçekten bu kadar özel ve gizli bir özelliğe sahip olduğundan haberdar değildik. Birçok kişi değil, evet. Yani Magnezya'nın da en önemli özelliği açıkçası bu stadyum. Başka birçok antik kentte bu yapıyı göremiyoruz. Ve çok iyi korunmuş durumda. Oturma yerleri, yukarıdaki sütunlar, kabartmalar. Kabartmalarda tanrı kabartmaları, verilen ödüllerin kabartmaları ve yapılan yarışmaların kabartmaları olduğunu biliyoruz. Onları da göreceğiz şimdi. Evet, sol tarafta demirle, parmaklıklarla kapatılmışlar kabartmalar. Evet. Çok devasa bir yapı. Şu an ben ortada kendimi küçücük bir şey olarak hissediyorum.
Evet, o zamanları hayal edin. Antik insanlar burayı hınç hınç doldurmuş. Heyecan, gürültü, ne ararsanız var. Şöyle. Burada havuz gibi bir şey var. Burası ise yarışlarda kullanılan atların su içmeleri için bir yalak yapılmış bu şekilde. Magnezya gezimize bu mükemmel manzarayla son vermek istedik. Magnezya antik kenti gerçekten gizli kalmış bir güzellik diyebiliriz. Aydın'a yolunuz düşerse mutlaka uğramanızı tavsiye ediyoruz. Hem çok güzel, eşsiz özelliklere sahip bir yer, hem de gerçekten fiyat olarak da çok uygun. Ayrıca şöyle bir detay bilgi vermek istiyorum. Zaten buraya geldiğinizde buradaki çalışanlar sizi yönlendiriyorlar ama stadyum antik kent girişinin birazcık dışında, buraya arabayla gelmeniz gerekiyor. Yürümek için biraz uzun bir yol. Bu da aklınızda olsun. Bizi izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.